Evet, şimdi Ulusal Kanal Spor yorumcusu Aydın Cingöz karşımızda. Aydın, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Figen, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Evet, dün akşamki maç, tabii ben bir Fenerbahçe olarak ne kadar hezimete uğrasam da skorun dışında farklı bir durum gelişti. Gol yedikten sonra Ukraynalı oyuncunun taraftarları biraz kışkırtması sebep Putin tezahüratları geldi. Bu işin bir Fenerbahçe kulübü tarafından yapılan açıklaması var. Bir de tabii ki UEFA tarafından yapılan açıklaması var. Ben sözü sana bırakayım. Neler aktarmak istersin? Buyur lütfen. Şu işi kesmeye çalışıyorum da tepemdeki oldu şimdi. Şöyle Figen, birincisi bir kere şeyi bir anlamak lazım. Yani UEFA ne yapıyor? UEFA şu, UEFA tamamen Batı güdümlü bir Batı organizasyonu, sonuçta ayrı bir şey ama Amerika, işte efendim FIFA ve UEFA, Amerika, Batı ne istiyorsa onu yapıyor. Şimdi UEFA'yı anlamak için şöyle bakmak lazım. Şu anda Figen biliyorsun Maccabi Netanya'yla Başakşehir bir maç yapıyor. Ne maçı yapıyor? Hazırlık maçı falan değil. Resmi müsabaka. Ne müsabakası? UEFA Avrupa Ligi eleme müsabakası. Konferans Ligi olması lazım. Bir an karıştırdım. Bir sürü biliyorsun organizasyon var. Şimdi burada soru şu. Ne iş var? Netanyahu İsrail takımının Avrupa kupalarında. Bir Orta Doğu ülkesi değil mi? Orta Doğu ülkesi. Mısır katılıyor mu Avrupa kupalarına, UEFA organizasyonlarına? Katılamıyor. Suriye katılıyor mu? Irak katılıyor mu? Katılamıyor. Niye? Onları bu organizasyon içerisinde almıyorlar. Avrupa'dan saymıyorlar. İsrail'i neden sayıyorsun? Topraklar Avrupa'da olduğu için mi? Hayır. Yalakalık olsun diye. Kendi çıkarları adına İsrail önemli olduğu için İsrail'i orada oynatıyorlar. Yani İsrail'den daha büyük bir terör devleti var mıdır? Yok. Ama bunu yapıyor. Bu bir. İkincisi, şimdi burada birkaç tane nokta var. Dün az önce haberde de vardı. İşte bir anda taraftarlardan Putin sesleri yükseldi. Maçtan önce Fenerbahçe'ye taraftarlar, Dinamo Kievli bir grup taraftar, Dinamo Kievli futbolcuları alkışladılar. Şimdi burada tuhaf olan şey şu. Bir kere UEFA'nın bunu yapacağı belliydi zaten. Yani bu bir sürpriz falan değil ama Batı ne isterse UEFA onu uygulayan bir kurum haline geldi. Şimdi Fenerbahçe'nin açıklamasından önce Figen şöyle bir durum var. Uğur Dündar sabah saatlerinde bir açıklama yaptı, bir tweet attı. Uğur Dündar diyor ki, Bile Demir, yani Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı aynı zamanda ve Evet. çok tecrübeli bir gazeteci. Uğur Dündar diyor ki, Putin tezahüratı tabii ki çirkin ve kabul edilemez. Neye göre? Yani Uğur Dündar mesela yılların gazetecisi bunu açıklasın mesela, çirkin ve kabul edilemez. Şimdi burada tabii siyasi yoksunluk, siyasi yönlendirmeler öyle bir noktaya maalesef geldi ki herkes o çoğunluk neredeyse oraya doğru kaymaya başlıyor. Bir kere Fenerbahçe'nin tutumu yanlış. Fenerbahçe az önce haberde de vardı. Böyle bir grup falan. Hayır, o senin taraftarın. Bu birincisi. İkincisi, ceza almayacağım korkusuyla sen bunu yapamazsın. UEFA sana isterse zaten o cezayı verecek. Kafalarına onu koymuşlar. Hatta dünkü maç öncesi ve önceki maç öncesi, yani Fenerbahçe için, hatta dün Adnan Aybaba ile yaptığım yayında da söyledim. Bu maç öncesi dedim, benim için hakem konuşmayı çok öyle haz etmem ama en büyük problem bence hakem olacak. Çünkü UEFA bir taraftan propaganda olsun diye de bu Kiev, Ukrayna takımlarını iteliyorlar. Yani dünkü maçta da bunu gördük. Net bir Fenerbahçe'nin golü verilmedi. Öncesinde ilk maçta penaltısı verilmedi. Dolayısıyla UEFA'nın buradaki tavrı tamamen Rusya karşıtlığından kaynaklanıyor. Peki UEFA'nın Rusya karşıtlığı neyden kaynaklanıyor? Amerika istediği için, Batı öyle istediği için böyle bir tavır söz konusu. Fenerbahçe'nin benim gördüğüm şöyle bir durumu var. Bir, iki, Türkiye siyasi olarak bir tutum içerisinde. Hangi tutum içerisinde? Altını çizelim. Yani Rusya ile ilişkiler meselesinde Türkiye Almanya gibi bakmıyor meseleye. Türkiye Amerika gibi de bakmıyor meseleye. Fransa gibi de bakmıyor. Türkiye'nin kendi politikası var ve Fenerbahçe'nin burada meseleyi ele alırken Türkiye politikasıyla uyumlu olduğunu izah eden bir değerlendirmeyle bunu vermeliydi diye düşünüyorum. Birincisi, yani bir başka problemin bu olduğunu düşünüyorum. Sen öyle diyorsun. Yani Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, deneyimli gazeteci Uğur Dündar, Vladimir Putin için çirkin kabul edilemez diyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Putin'le masaya oturuyor ve el sıkışıyor. Fenerbahçe hala akıllanmamış. Şike kumpası sürecinde UEFA'nın Fenerbahçe'ye neler yaptığını herkes biliyor. Bir Fenerbahçe mi bilmiyor?
Fenerbahçe bir de bugünkü açıklamasını hemen oraya yollamışlar. Fransızca ve İngilizce olarak UEFA'ya bakın biz böyle yaptık, biz karşı çıktık, bize ceza vermeyin diye. O cezayı verirler. Fenerbahçe'ye o cezayı da verecekler. Fenerbahçe başından sonuna burada bir yanlış tutum içerisinde, politikasını devlet politikasıyla doğru orantılı bir şekilde ele alıp bunu vermeliydi. Son bir şey daha söyleyeyim. UEFA'yı anlamak için bu kurumlar tamamen gözleri ve dünyaları kendi çıkarları ve kendi politik bakış açılarıyla orantılıdır. UEFA siyaset karışmasın der, siyasetin Allah'ını yapar. Hatırlar mısınız Zeytindalı operasyonunu Türk ordusu yaptığında milli takımımız Fransa ile bir maç yaptı. Ve Fransa ile gol attıktan sonra bizim milli takım oyuncuları gitti asker selamı verdi. Bizim oyuncularımız için ceza. Fransa bu soruşturma açtı ya UEFA. Evet, evet, bu bilmem evet. Kabul edilemez. Peki bizim savunmamız ne? Biz kendi hak ve hukukumuzu koruyan bir eylem yapıyoruz. Dolayısıyla yani bu Fenerbahçe'ye ceza verilir. Bir kendi hukuku vardır, bilmem nesi vardır. Ama bunu şöyle ele alalım. Batı'nın şeyi bu. Anlayışı maalesef bu noktaya geldi. Kendi istediğin gibi, onun istediği gibi konuşur ve eylem yaparsan sen çok iyisin. Ama konuşmaz ve ona karşı bir tavır ya da onun hoşlanmadığı bir tavır sergilersen sen kötüsün, sen despotsun. Evet. Türkiye'nin geldiği durum bu. Son olarak şunu da söyleyeyim Figen. Ben görüyorum, kızıyorum da yani biraz artık akıllanalım ya. Koca Fenerbahçe Kulübü'nün UEFA ve en çok Figen onu söyleyeyim Uğur Dündar'a kızıyorum. Buradan da ilan ediyorum, ben söylüyorum. Uğur Dündar gerçekleri bilmesine rağmen, ne olduğunu gayet iyi bilmesine rağmen böyle bir propaganda yapıyor. Peki. Ya senin Cumhurbaşkanın Rusya ile görüşüyor, Rusya'yı yok saymıyor ve Türkiye bu noktada önemli roller alıyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Hani aklı selim dediğin insanların getirdiği noktayı vurgulamak için söylüyorum. UEFA budur. UEFA Batı politikaları neyi gerektiriyorsa onu yapıyor. Fenerbahçe'ye karşı tavırda bundan kaynaklanıyor. Fenerbahçe yönetiminde meseleyi ele almıştır. Evet. Meseleyi yanlış ele almıştır. Ama yine söylüyorum son söz, Fenerbahçe böyle kendi hakkını hukukunu savunmazsa akıllanmamış belli ki 3 Temmuz sürecinden. Şimdi aynısını yapacaklar. Yarın da o diyecekler. Yarın gündem değiştiğinde, dünya politikası değiştiğinde o UEFA'yı da göreceğiz. Bu iki yüzlülüğü de altını çizmek lazım. Yine söylüyorum UEFA önce gitsin terörün kaynaklarından biri olan İsrail'i turnuvalarından reddetsin. Zaten oynamaması lazım İsrail'in. Çünkü İsrail Avrupa toprağı değil. Orta Doğu toprağı. Orta Doğu'da yer alıyor. Böyle bir çelişki var. Bu çelişkiyi de ısrarla birilerinin dile getirmesi gerekiyor. Peki hala Aydın Cingöz, çok teşekkür ediyoruz açıklamaların için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz. Evet.